Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim aslında ama birazcık bu gülüşlerim sinirden. Çünkü bu hafta o kadar çok neye niyet ettiysem olmadı. Hani şunu yapmak istiyorum, bir engel çıkıyor. Bunu yapmak istiyorum, bir engel çıkıyor. Ve tam da elime kameram almış ve size güzel bir vlog çekmeye niyetlendiğim bir haftaydı. Neticede böyle yarım yamalak bir vlog oldu ve ben dedim ki ben bunları anlatarak, aslında neler neler olduğunu paylaşarak moderatörlükle bu vlogu çekmem lazım. İlk başta çok güzel başlamıştı her şey. Hafta sonu seyahatimiz vardı. O hafta sonu seyahatimi vloglayacaktım. Çok güzel başlamıştım. Tam da böyle. Şimdi izliyoruz. Sevgililer günün kutlu olsun kocacığım. Sabah kutladı ama. Evet, köşeden taksiye bineceğiz. Tuncay, bizi sevgiler günü kutladık mı şu ana kadar? Çok. Bir kere kutlamıştık, hatırlıyorum. Lahmacun yemeye gitmiştik. O kadar çok uykum var ki. Nasıl bitireceğim, çıkaracağım bunu bilmiyorum. Gece Mert de yanımıza geldi. Ben çok çok uykuyacağım. Şimdi Tuncay. Kamerayla konuşuyorum Tuncay'cığım. Takipçilerimle şaşırdım ben. Sen de katılmak ister misin? Tuncay'a şey dedim ya, çok suratın asık çıkıyor videolarda dedim. Şimdi kamerayı görünce sadece kafası çeviriyor ve yalan bir gülme yapıyor. Ama yine konuşmuyor bizimle. Güzel şeyler yerken belki onları çekeriz Tuncay seninle. Hiç sallamıyor ya videoları. Ben nasıl YouTuber olacağım? Neticede gördüğünüz gibi sadece bu kadarıyla kaldı ve ben orada hiçbir şey çekemedim. Herkes kameralardan mutlu olmuyor ve tatili kaçırıyorsunuz bir şekilde. Tuncay bıklıyor. Arkadaşlarım kameralara çok "ay onu mu çektin, beni mi çektin, onu mu çektin" modunda oluyorlar. Neticede ben tatil falan vloglayamadım ve öyle kaldı. Sonra İstanbul'a geldik. Dedim ki İstanbul'da o zaman ben birkaç günümü vloglayayım. Ne zaman ben size söylesem ki ne video istersiniz, hep vlog, günlük vlog diyorsunuz. Tamam dedim, okey, çekiyorum. İlk gün çok da güzel başladım. Böyle. Bugün vlog çekmeye niyet ettim. Umarım başarabilirim. Hazırlandım. Saat böyle öğlen saatleri 12.30 falan. Bir yemek yiyeceğim. Sonra kuaför işlerim var. Sonra dışarıda bir iki işim var. Dışarılardayım hep. Siz de benimle geliyorsunuz. Hadi. Efendim anne. İki tane yurt çıkarak odan sana şey geldi. İş için hani. Tamam. Yani. Tamam, onları alayım senden. Tamam. Nerede ne olduklarını bakar mısın? İçini açar mısın? Açayım mı? Tamam. Şimayeni... Neyse, bugün yine niyet ettim olmadı. Sonra ikinci güne geldik. Bakın ikinci gün neler oldu. Tekrar niyetlendim. Vlog çekiyorum, başladım. Sonra ne oldu? Kruvasana geldim. Burası yenilendi bu arada. İnanılmaz büyüttüler. Bakar mısınız? Böyle arkalara doğru gidiyor. Özellikle şu arkadaki köşe masada, kocaman masada gözüm var. Neler neler değil mi? Evet. Sonra o gün. Kesin dedim, bugün çekiyorum ve bugün başlıyorum. Ve hatta şöyle de bir şey oldu. O gün aynı zamanda bir Eminönü turu videosu çekecektim ve Kumrular da bana yardım edecekti ve birlikte... Hatta Eminönü'nde bir vlog çekeceğim. Kumrular bana yardım edecekler o vlog için. O yüzden onlarla buluşmaya gidiyorum şimdi. Ama birazcık vlog içinde vlog gibi olacak. Çünkü birkaç günüm de vlogluyorum. Artık hangisini önce yayınlarım size paylaşırım. Hadi gidelim. Eminönü'ne gelmek için en güzel havayı seçmişim. Resmen şu an kameraya bakamıyorum. Öyle bir güneş var. Nimet ablanın oralarda buluşalım demiştik. Çok seviyorum o burayı. Baksanıza güzelliğine. Evet, buldum onu. Buldum. Buldum. Niye saklandı? Yukarıda. Evet, Kumru ve Çetin'le buluştu. Böyle cümbür cemaat çekeceğiz. Ingılık iş. Aynen. O videoyu ben uzun zamandır çekmek istiyordum. Neyse, sonunda böyle havanın güzel olduğu bir günü yakaladık. Sabah erken gittik, hani çok kalabalığa kalmayalım diye. Çok hazırız, çok motiveyiz. Çok güzel bir video çekeceğim size diye. Heyecanla başladım. Hoş geldiniz. Değişik bir yerdeyiz. Eminönü meydandayım şu an. Buradaki esnafın böyle dükkana çağırmasına bayılıyorum. Burada, 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 burada diye hepsi çağırıyor. İlk benim meydana en sevdiğim züccaciyeciler dolu. Ve Eminönü'ne gelirsin ve ihtiyacın olmayan her şeyi alıp çıkarsın. Kolay gelsin. Buhar tencerenin içine koyulur ya. Nereye göre büyüyor. Tamam, dönüşte gelelim. Ne kadar bu? Sus. Bunu. Bak, bu terlikler çok güzelmiş, yumuş. Eğer böyle çocuğunuz hamurla oynadığı dönemdeyse
Çok güzel. Merhaba. Şey, bununla bu aynı değil herhalde değil mi? Şu daha mı küçük? Çok mu titriyor? Çok mu titriyor? Sunumlarda çok hoşuma gidiyor. Şu mini mini kaşıklar var ya. Böyle baharatların. Burada zilleri görünce... Biraz daha yaklaşalım o zaman. Pineapple için kurdele. Kurtarsaydı da bu arada yok yoktur. Daha önce de geldim ben. Kuru kahveciye gidip. Gördüğünüz gibi böyle size asla yayınlayamayacağım tarzda görünceler vardı ortada. Ve o upuzun, hani şu an size izlettiğim, az önce size izlettiğim kısım sadece ufacık bir kısmı. Aslında biz böyle bayağı yarım saatlik falan bir video çekmiştik. Ama gerçekten görüntüler el vermedi buna. Bu sefer de teknik olanaklar bizim video çekmemize izin vermedi. Kalabalıkta da hiç bahsetmiyorum bile. Ama o Emine'nin videosunu bir gün çekeceğim. Benim asla pes etmemem. Ben illa tutturduğum videoda video. Maalesef bir teknik problem yaşadık arkadaşlar. O yüzden vlog hiç istediğim gibi olmadı. Şimdi kızlar Minoa'da. Minoa'da benim çok sevdiğim bir kitapçı. Hem kafe hem restoran hem kitapçı. Şimdi kızların yanına oraya yemeğe gidiyorum. Bari karnımı doyurayım, mutlu olayım birazcık. Çünkü yani o kadar emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz, olmuyor istediğiniz gibi. Moraller bozuluyor. Yani YouTube'da video çekerken her şey her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Bakalım inşallah kızlar dışarıda oturuyorlardır. En azından birazcık güneşlenmiş olurum. Baksanıza. Kitap düşüyoruz. Zaten alacaksın onu şimdi. Çok güzel değil mi burası? Ha, Esra da buradaymış. Arkadaşlarım çok mutlu. Karınları doymuş. Ben ne yiyeceğim Esra? Burada sen söyleyeceksin. Şey yiyeceksin. Pit salata tavuk. Aylin de burada. Tam oradan oraya bir gün gerçekten. Şimdi de Beşiktaş Çarşı'ya geldim. Zeynep'in alacakları varmış. Aktardı şu an kendisi. Küçükken babam o kadar çok alırdı ki bize bunlardan. Çok severdik kardeşimle. Çok da faydalı. Burası Beşiktaş Çarşı içindeki Tefal Outlet. Yani Tefal'in kendi mağazası bu arada. Ve böyle bayağı depolu ürünler var. Baksanıza bayağı bir şeyler var. Ne almak istiyorsun? Aynen. Bayağı iyi fiyat. Ama şey. Ne deposu varmış? Deposu mu var? Defolu yazıyor. Evet bunlar defolu. Baksana üzerlerinde defolu yazıyor. Bak. Bunların ne deposu var acaba? Ha, çizik sadece. İçlerinde bir şey yok. Bayağı iyi fiyat valla. Senin sadece çizikse çok iyi fiyat. Valla 45 liraya Tefal tava buldum. Yok poşet yok. Defosu da şu yani. Şu yanındaki. Bakın şurasındaki çizikmiş sadece. Bayağı iyi bir fiyata bence buldum. Teşekkür ederim. Evet sıfırını alsaydım da 128'den 90 liraya düşmüş. Yani 90 liraya alacağım, 45 liraya aldım. Bence bayağı iyi bir alışveriş oldu. Bunlar da güzel aslında. Defol değil. İndirimde sadece. Defol falan değil bunlar. İndirimde. Evet. Gözü yemesin de BMF'nin de ürünleri varmış. Valla bayağı bir şeyler var. Bakayım. Böyle şey alalım mı? Ha ısıyla evet. Ben de var onun benzeri. Annemle buluştuk şimdi. Bize geliyor annem. Anne sen daha önce benim vloguma hiç çıkmış mıydın? Merhabalar. Anne ezileceğiz. Evet Mert merdivenlerden fırladı. Çantasını bana verdi. Benden hızlı çıktın. Tebrik ederim. Hadi yağ giriyoruz. Ya anne. Evet. Şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Hepimizin yılda bir kere mutlaka yaptırması gereken bir yere. Meme ultrasonu çektirmeye gidiyorum. Eğer yaşınız 40'tan büyükse ya da ailenizde kalıtsımsal bir şey varsa mamografi de çektirmeniz gerekiyor. Benim doktorum sadece ultrason yeterli dedi. O yüzden şu an hemen oynayayım. Tabii ki ayda bir ne olur. Elle muayene etmeyi de kendinizi unutmayın. Erken teşhiste meme kanseri biliyorsunuz tamamen tedavi edilebiliyor. O yüzden en önemlisi erken teşhis. Ne olur ihmal etmeyin diye. Buraya da bunu ekleyeyim. Şimdi ben röntgeni böyle acılı falan da bir şey değil bu arada yani hani ne oldu ihmal etmeyin ya valla birkaç kişiyi bile şu an etkilesem çok sevineceğim. Hatta ben şu an Zeynep'le birlikte gidiyorum. Biz çünkü arkadaşlarımızla da birbirimizi böyle biraz bu durumlarda uyurup gaza getiriyoruz hadi birlikte gidelim falan diye. Siz de ne olur yanınıza annenizi alın, kız kardeşinizi alın, arkadaşlarınızı alın ve gidin şu ultrasonlara, mamografilere olur mu? Hadi bay bay. Ultrasondan çıktım şimdi çok şükür her şey temiz çıktı. Dediğim gibi ne olur ama ne olur
Siz de ihmal etmeyin olur mu meme kontrollerinizi? Ya Mutlu benim aracım. Otobüs. Eğer o aracımı çıkartırsan sana en iyi adamlar buldum. Nerede? Hayır. Sen forması giydi. Hoş geldin Tuncay. Hala mutlu musun? Sabahtan beri yüzümde böyle bir gülümseme sanıyorsun. Bir anlatsana nasıl geçti. Herkese vereyim. Ne var? Anlamsız bir gülümseme. Gülümse. Çok sabırlıydın değil mi bugün? Hiç kimseye kızmadan. Taksiler yanımda böyle kornaya bastı. Hiç şey yapmadım. Ses çıkarmadım. Hep böyle. Sen neyin peşindesin? Akşam yemeğim kıymalı karnabahar. Çok severim. Umarım bu olmamış videoyu sevmişsinizdir ve söz veriyorum daha çok olan videolarla kanalda olmaya devam edeceğim. Mesela bir Eminönü videosu inşallah çekeceğim. O zaman da hatırlarsınız bu anlattığım şeyleri. Bazen bir şeyler olmuyor. Eminim sizin hayatınızda da olmuyor. Olmayanları da paylaşmak lazım diye düşündüm. Çünkü olmayanı oldurtamıyoruz bazen. Ama en azından şunu da bilin ki elimizden geleni yaptığımız sürece ve bunu karşımızdakine anlattığımız sürece bence oldurmuş oluyoruz. O yüzden sizin de şu anda hayatınızda bir şeyler ters gidiyorsa, deniyorum, çabalıyorum, ne yapsam ne etsem olmuyor diyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz diye size bu videoda bunları aslında anlatmak istedim birazcık. Siz de ne olur anlatın bana sizin hayatınızda olmayan, olduramadığınız neler var? Aşağı yazın, paylaşalım. Beğendiyseniz beğene tıklayın ve kanala abone değilseniz de lütfen gelip izleyip gitmeyin. Abone olmayan çok kişi var kanala. Neden bilmiyorum. O yüzden lütfen abone olun ve kanalı destekleyin. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Diyeceğim. Şu an bunları çekiyorum ya mesela. Hani belki de bunlar da olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi?